Bazen duygusallıkla e, merhameti karıştırabiliriz yani. Allah o gönüle tecelli etti mi orada duygusallık falan değildir de artık. Allah aşkı tecelli etmiştir. Bunun da kelimeyle bir izahı yoktur. Kişi yaşayan bilir yani. Allah aşkı, Muhammed aşkı da hayali bir aşk değildir dostlar. Yani hayaldeki bir Allah'a e, gözyaşı dökmek değildir. Tam aksine o Allah'ı idrak ettikçe, kendi enfüs ve afakta onu müşahede eder hale geldikçe gözyaşını dökersin. Tanıdıkça. O Resul'ün e, muhabbetini kendinde hissettikçe, buldukça o gözyaşı akar yani. Bunun cemi, bunun masarı, Hak Mürşid, Can Mürşid dediğimiz, Mürşidi Kamilimizdir o mürşidi kamilimizin masarından biz Cemalullah'ı seyrederiz. Şeklinde, suretinde kalmadan, kelamı haktan dinleyerek o zatı onun masarı olmuş. Onun o masar yani. Allah'ın zatı oradan tecelli etmekte. Muhammed'i ahlak oradan tecelli etmekte. Bizim muhabbetimiz mürşidi kamili mezzedir yani. Onun dışında biz e, biz geçmişte bir peygamber gayipte görünmeyen bir Allah aramıyoruz. O mürşidi kamilimiz bize öyle bir telkinde bulunuyor ki, öyle bir muhabbet ediyor ki görünmezi görür kılıyor. Ölmüş peygamberi sende diri kılıyor görmeyen gözünü açıyor. İşitmeyen kulağını işittirir hale getiriyor. Mühürlü olan o kalbini taş gibi kalbimizin mühürünü söküyor. O kalbin ki, o gönlün ki Allah'ın evi oluyor, Beytullah oluyor, Allah'ın evi. İşte bu telkinler bizi bu hale getirecek. Yoksa sıradan yani bir muhabbet etmek için muhabbet etmiyoruz. Yani laf ola beri gele değil yani dostlar. Yani şu sohbeti, muhabbeti hakikat manada işselleştirelim yani yaşayalım yani. Tadalım inşallah. Şu tevhidin tadı bizde de nefşin ama bulsun ya, hayat bulsun ya. Gerçekten bu melamet, bu tevhid çok hoş bir meşrep. Fakat işte o melamet neşesi, zevki açılmadı mı belirli bir zaman sonra sıkabilir, bayabilir yani. Ya yani nedir ya hep aynı aynı muhabbet, aynı muhabbet. Aynı muhabbet değil aslında. Her namazda fatiha okuyorsun. Aynı Fatiha, aynı Fatiha deyip namazı mı bırakıyorsun yani? O namaz surelerini okuyorsun. Hadi ya hep aynı şeyleri okuyoruz ve hep aynı Kur'an'ı okuyorsun. Başka bir kitap mı bulalım sana? Yani bıktın mı yani? Yıllarca hep aynı ayetler, aynı sureler deyip okumayalım mı? Kılmayalım mı? Her sene aynı oruç, aynı oruç. Ya ne tutacağız mı diyelim yani? Değil kardeşim, aynı değil ya, aynısı değil ya. Her kıldığın namaz ayrı bir namaz, başka bir namaz ya. Her okuduğun fatiha başka bir açılım, başka bir e, görüş, başka bir düşünce açması sende lazım. Adı üstünde fatiha, fatih yani yeni bir açılımdır yani fatiha. Fatih Sultan Mehmed'e niye Fatih deniliyor? Bir çağı aş, kapamıştır, bir çağı açmıştır. Açılımdır Fatih. Fatiha. İşte sende yeni bir açılım yapacak. Her okuduğunda sende yeni bir açılım olacak Fatiha. Onun ardından muhabbet geliyor. Yani sureler, ayetler sen Allah'la sohbettesin, muhabbettesin, miraçtasın yani. Onun için bu muhabbetler, bu sohbetler de birbirine ne kadar benzese de aynı değildir yani. Geçen haftaki sohbetle bugünkü sohbet belki benzeşebilir ama aynı değil. O muhabbet sende farklı bir açılım yapacak. Bu sohbet yapılırken o yapan masar farklı bir zevkle, farklı bir şuutla yapılıyor. Belki kelam aynı ama mana içeriği değişebiliyor ya. Yani. Dinlersin, dinlersin, dinlersin. Belirli bir vakit gelir, İş açılır. Heh dersin bu ya. Bu işte. Halbuki yıllardır o muhabbet yapılır. Niye o gün anlamadın da bugün anladın? Heh işte. Onun mücadelesi zaten. Bir dem gelecek Allah tecelli edecek. Sen de açılacak. Bıkmadan, usanmadan bu yolda aşk ile yürümeye bakalım. Yani. Sadakatle yürümeye bakalım. Sakın rehavete kapılmayalım. Gevşemeyelim sıkı sarılalım. Vazgeçmeyelim. Sakın ola yani. Olur, nefistir bu. Ya bir şey olmuyor, anlamıyorum, şöyle olur, böyle olur. Sakın sakın o ev nefsin şeytanın oyunlarıdır, hileleridir yani. Ona hemen la kılıcını çekeceksin. La faile illallah. Yok fail mail, Allah'tır fail. Ne vesvese veriyorsun diyeceksin. Fail Allah değil mi? Evet, yürü, korkma. La kılıcın hep elinde olsun. Allah kılıcıyla bütün müşriklerin başını vur. İnşallah. Yani yolumuz o yol dostlar. Bu yolda yol kesiciler olabilir. Engeller olabilir. Sakın ola yol kesicilerin tuzaklarına, hilelerine, desiselerine düşmeyelim düşersen de hemen kalkalım Allah'ın izni keremiyle. Hemen toparlan. Senin la kılıcın var. Çek o la kılıcını yürü. Senin aşkın var, muhabbetin var. Sen yol aramıyorsun artık. Yolunu bulmuşsun. Sen yolcusun, yürüyorsun. Hani bir arayışın olsa anlarım. Hani bir kapı ararsın, bir yol ararsın. Orası mı, burası mı, şurası mı? Tamam düşersin, kalkarsın. Ama sen kapıyı bulmuşun, yolu bulmuşun artık sen yolcusun. Yürü nereye menzile, hedefe varmaya bak. Allah'ın izni keremiyle bu yolun sonu vuslattır. Allah ile vuslattır, Muhammed ile vuslattır, Hak mürşit, Can mürşit vuslattır. Onunla bir olmaktır. Hedef bu ve ölmezden evvel ölüp burada vuslat etmek. Derdimiz bu. Fena fillah olmaktır hedefimiz. Bir kişi fena fillah oldu mu Allah'la vuslat etmiştir. Başka tür aramayın. Fena fillah olmaya bakın. Allah'ta yok olmaya bakın. Kendinizden geçin. Kendinizden geçin ki gerçek kendinizi bulabilesiniz ölmezden evvel ölün ki bir daha ölmeyesiniz. Yanmazdan evvel yanın ki aşk ateşiyle bir daha yanmayasınız. Burada cennete girin. Burada hurileri alın, kılmanları alın. Burada köşklere girin. Burada ipekten gömleklerinizi giyin. Allah bu, burada sizi soksun cennet. İrfan cennetine soksun, huzurlu, mutlu, selamet bir yurduna dönsün sizin gönlünüz, enfüs ve afal, şüphelerden, gaylelerden, vesveselerden emin belde olsun gönlünüz. Neyle olacak bu İşte Zikrullah ile, kalb ile, fikrullah ile, meratif ve makamat ile olacak. Allah elimizden tutsun, yar ve yardımcımız olsun bir an olsun Allah bizi nefsi emmaremize baş başa bırakmasın. Bırakırsa da tez zamandan kurtarsın onun elinden. İşte yolumuz bu yol dostlar. Sakın ola. Ümitsizliğe düşmeyelim. Düşmeyelim yani. Yapamıyorum, edemiyorum, anlayamıyorum. Olsun. Yapanı, anlayanı bildin ya, buldun ya, yeter sana. Şunu anlayacağız zaten. Biz anlayamayacağız. Biz yapamayacağız. Yani. Biz hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bunu bildin mi? Senden daha büyük bilgin mi var? Alim mi var? Sen bileni bilmişsin. Bir şey bildin, bilemediğini bildin. Gerçek bileni bildin. Kimmiş o bilen? Allah'mış. E zaten Allah diyor ki, siz bilemezsiniz, Allah bilir. Yani bunu anlamak lazım. E bunu anladıysan, e sen gerçekten bu yolda yol alıyorsun demektir. E Allah senden razı olsun. Ne güzel. Telkine sadakatim ve riayetim var. E bu düstur üzere yürürsen Allah senden razı olur. Çünkü sen Allah'a ortak koşmuyorsun. Allah bütün günahlarınızı affederim, şirki affetmem diyor. E siz de bu şirkten kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ne güzel. Allah sizin gibi kulu sevmez mi? Allah'a fiillerinizden ortak koşmuyorsunuz. La fayla illallah diyorsunuz. Ey yüceler yücesi Allah'ım, enfüs ve afak failim sensin. Enfüs ve afak mevsufum sensin. Enfüs ve afak mevcudum sensin. İkinci bir varlık yok Allah'ım diyorsun. E böyle bir kulu Allah tabii ki sever. E sevdiği kula da bunların zevkini verir yani, idrakini verir. Anlayışını verir, irfanla doldurur seni. E i̇nşallah bizim derdimiz de öyle bir kul olalım, bir şey olmaya çalışmayalım yani. Var olma derdinde değiliz dostlar, bizim derdimiz yok olmak derdinde, yok. Yoklukla geldik biz bu kapıya. Yok olmaya geldik. Zanni bir varlığımızla geldik. Yok olduğumuzu anlayıp gideceğiz yani. Mevzu bu. Yani yoklukla tabii ki gelmedik. Varlığımız var. Zanni bir varlığımız var. Bu kapıya zanni bir varlıkla geldik. O telkinler bize yokluğumuzu bildiriyor. Hakikatte biz yokmuşuz onu anlıyoruz yani. Bir var var o da Allah'ın varlığıdır. İkinci bir varlık bu alemde olmadı. Fakat biz çok görüyoruz. Biz derken işte Allah'ın da sünnetullahın da bu var yani önce bir çokla düşürüyor bizi. Bizi düşürmüş ama kendinden de gayri düşmemişiz yani beraberiz. Şimdi bu kabuğumuzdan soyunmamızı istiyor. Yani bir yumurta misali. Bir anne babadan dünyaya geldik yumurta. İkinci bir doğuş istiyor. O zaman civciv olacak yani. İşte ikinci doğumumuzu yapmamız lazım. Kendi enfüzom o kabuğumuzu kırmamız lazım ki gerçek kimliğimizi, gerçek insanlığımızı bulalım yani. Hoş bir gün bu yumurta bir gün kırılacak yani. İşte kırılmadan omlet olmadan gelin insan olalım yani. Civciv olalım yani. Şöyle bir canlı bir şey çıksın senden yani. İşte bu aleme Allah ile birlikte gelmişiz. Çok gibi görünür ama ikinci bir doğumlu gerçekleştirirsek vahdet çocuğu doğar ise o zaman Allah'tan gayri bir şey olmadığını idrak ve zevk Allah sana. Yine biz edemeyiz de eden de yine o olur. La ilahe illallahı diyen Allah'ın kendisi olur. Allah der benden gayri bir ilah yok. Eğer kişi derse ki Allah'tan gayri bir ilah yok o zaman sen kimsin? Bak Allah'tan gayri bir şey yoksa sen nasıl varsın? Sen nasıl diyorsun? Allah'tan gayri bir şey yok. E sen varsın. Senin dilinden Allah diyecek. La ilahe illallah. Yok benden gayrı bir ilah. Bu zevkle, bu şuutla olacak. Senin dilinden diyor diye sen mi diyorsun, zannediyorsun? Yok canım. Senin dilinden diyen o. Zaten telkinin başında söyleniyor. Zikrullah telkin edilirken deniliyor ki sen Allah diyeceksin ama Senden Allah diyenin Allah olduğu zevkinde olacaksın. Sen Allah bile demeyeceksin, diyemezsin. Ya diyorum ya işte derken demez olacaksın. Sen diyeceksin ama senden diyenin Allah olduğu zevkinde olacaksın. E bu zevke girdiğin zaman sen ben Allah bile diyemiyorum diyeceksin yani. Diyen o olacak. O zaten olacak da değil o, o. Ama o idraka gelebilmek belirli bir merhale aşama istiyor tabii. ki. Bu boyacı küpü değil ki hemen 3 günde gel ol bil böyle bir şey değil bu. Bu bir eğitim. İstidat ve kabiliyetimizce biri üç sene biri 13 sene biri 20 sene artık bunun senesinin yılına da takılma. Ne zaman olursa o zaman ya. Kendine bir hedef vizyon koyma yani şu zamana kadar olursa olur olmazsa yürür giderim. Öyle bir şey değil bu yani. Sen buraya gir, sonunu düşünme kardeşim. Er geç Allah sana bunu verir. Allah başladığı işi yarım bırakmaz. Korkmayın. Ömrümüz vefa etmedi mi burada? Allah mana aleminde tamamlar gene tamamlar. Yeter ki sen burada bir başla Allah yarım bırakmaz. Allah'ın burada görevli kulları olduğu gibi mana aleminde de var. Sahipsiz değilsin. Biz öyle bir Resul'ün ümmetiyiz ki, öyle bir pirin ihvanıyız ki, onlar bizi sahipsiz bırakmaz, şu anda da sahipsiz değiliz. Onların himmeti, şefaati üzerimizde, Allah'ın hidayeti üzerimizde, mana aleminde de biz sahipsiz değiliz. Orada bizi karşılarlar. Korkmayın yeter ki layık layıkıyla burada başlayıp finişe gidelim yani. Aldın zikrullahı. Ömrün vefa etmedi gittin. Vallahi orada karşılarlar. Korkma. İman edin yani. Şüpheniz olmasın. Hayal satmıyoruz kardeşim. Sahipsiz değiliz yani. Başıboş değiliz. Elhamdülillah. Mesnetli, dayanaklı konuşuyoruz. Ayetiyle, hadisiyle sabittir. Pir Efendinin eserleriyle sabittir. Ehlullah'ın sohbetleriyle sabittir söylediklerimiz. Onun için ümitsiz olmayın. Yeter ki sadakatle bu yolda yürüyelim. Ömrümüz vefa eder, etmez bilemeyiz. Bir an sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ne kadar ömrümüz var bilemiyoruz. Bu dünya hayatında, boyutunda Allah bizi ne kadar tutarsa o kadar. Ama bu dünyadan ibaret değil ki. Allah bütün alemi kuşatmış. Bu alem dediğin sadece dünyadan ibaret mi? Bu alem dediğin sadece ahiretten ibaret mi? Yok. Canım. Bütün evrenin, kahinatın sırrı sende arkadaş ya. Allah sende ya. Sahipsiz değilsin. Nereye gidersen git Allah'la berabersin. Yeter ki sen bu yola, bu sırra bir başla. Bir gir. Bir gönüle gir. Gel gönüle, gir gönüle demiş. Bir kamilin gönlüne gir kardeşim. Bir ehlullahın gönlüne gir, bir resulün gönlüne gir. Bir dervişin gönlüne gir. Onun telkinleri doğrultusunda yürü. Ama ilim irfan ile yürü. Tefekkürle yürü. Kendini aydınlat, ilim irfanla doldur arif insan ol, kamil insan ol. Baktığında, gördüğünde rabıtanca bak. Tanı Rabbini. Rabbini arif olarak git nereye gidersen git. Ama gitme, kör gitme. Bilgisiz, cahil, malayani muhabbetlerle ömrünü tüketme aşk meclislerinde, zikir meclislerinde, muhabbet meclislerinde ömrünü tüket. Kalan ömrünü oralarda harca. Allah yarın öbür gün bugün dayı soruyor zaten ömrünü bugün vaktini nerede harcadın? Ya Rabbi zikirle fikirle seninleydim. E tamam. Ama bir de var ki malayla yani boş muhabbetle geçirmişin gününü. Allah Allah'la berabersin ama Allah'a gafilsin. Yazık olmaz mı ya? Allah'la beraber yaşıyorsun ve Allah'la hiçbir haberin yok. Tanımıyorsun, bilmiyorsun, görmüyorsun, duymuyorsun. Yahu bakar körsün, sağırsın. E yazık olmaz mı kardeşim ya? Bu ömür dediğim bak gelip geçiyor işte. Ve ne zaman biteceği de ansızın kapı çalabilir yani. Allah sağlıklı, hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Ama bu bir realite, bu bir hakikat. Ne zaman kafamız çalınacak bilmiyoruz. Onun için hazırlıklı olman lazım. Yani evini, barkını temiz, hazırlıklı olman lazım. Her an çat kapı bir misafir gelebilir yani. E sen buna rağmen evini temizliyorsun, paklıyorsun, olur ya birisi gelir ansızın bir misafir. E buna hazırlığını yapıyorsun da Bu gönlünü Allah'ın evi diyoruz. Niye hazırlıklı değilsin? Her an ecel kapını çalabilir. Niye hazırlıklı değilsin? Hazırım Ya Rabbi diyebiliyor musun? Hazırım. Aa, vallahi sen tamam. Sen müminsin. Eminsin. Korkma. Hazırım. Ne zaman kapı çalar? Ya Rabbi hazırım. Diyebiliyorsan tamam kurtuldun, kurtulanlardan oldun. Ya Rabbi zikrini aldım. Bir kamil gönlüne girmeye çalıştım. Onun himmetini aldım. Sohbetine canı kulaktan gönül verdim. Elimden geldiği kadar yolunda yürümeye çalıştım. Ya Rabbi sen şahitsin. İhlasla, samimiyetle yürümeye çalıştım. Anladığım kadar Ya Rabbi. Bildirdiğin kadar ya Rabbi. Allah seni biliyor zaten. Çok bilmene bakmıyor Allah. Çok ibadet taatına da bakmıyor. Neye bakıyor? İhlas. Samimiyet. Samimi bir amel çok amelden daha üstün. İhlaslı amel. İhlas. Biz bu yolda yol alacaksak sadakatimiz ve ihlasımızdır yolumuzu açacak olan. Yoksa çok bilmişin kitap kitap oku 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 hatiplik yap. işte ilim sat. Allah korusun o ilim bizi ukala yapar. Çok bilmişlik taslarız. Kurtulacağım derken baştan aşağı yanarız yani Allah korusun. Diye. Biz hani çok bilme derdinde değiliz. Biz ihlasla bu yolda yürümeye çalışıyoruz dostlar. Yani biz burada alim ulema yetiştirmiyoruz. Bizi falanca bir camiye imam ve müezzin de atamayacaklar. İlçe ve il müftüsü de olmayacağız. Ya iyi bir kul olmaya çalışıyoruz ya. Ya muhabbet etmeye çalışıyoruz. Dostlarla bir araya gelip sohbet muhabbet ediyoruz ya. Yani. Karınca kararınca dilimizin döndüğünce. Rabbimizin bize ilham ettiği kadar yani. Çok bildiğimizi iddia etmiyoruz. Öyle bir iddiamız yok. Ben şahsen benim öyle bir iddiam yok dostlar. Yani dinlemesini de severim. Hani bir dost bir muhabbet yaparsa eyvallah onu da dinleriz. Öyle bir iddiamız yok. Ben konuşacağım ben biliyorum falan tövbe aşa ben şahsen bir şey bilmiyorum kardeşim. Ben ne hocayım ne alimim ne öyle bir iddiam yok yani. Yani dost meclisinde sohbet ediyoruz. İşte bize bir söz verirseler biz de konuşmaya çalışıyoruz yani. Ha kabul edilirse eyvallah edilmezse mal bizimdir, söz bizimdir. Geri alır cebimize koyarız yani. İlla böyledir de demiyoruz. Kabul gören dinler, görmeyen çeker gider kardeşim. Yani bizim iddia sahibi değiliz. İddia iyi bir şey değil zaten. Biz en doğrusunu biliyoruz. Beni en iyisini tövbe Yok öyle bir şey. Bizim tam aksine iddiamız biz bir şey bilmiyoruz diyoruz. Bilen Allah'tır. Bize ne kadar bildirirse, bu dilden ne söyletirse onu söyleriz. Yeri gelir böyle muhabbet, sohbet olur. Yeri gelir soru cevap muhabbetimiz olur. Olur yani muhabbet ediyoruz ya. Bir evde nasıl misafirin gelir, otururuz, sohbet, muhabbet edilir. Burası da böyle yani. Biz burada dostlar bir araya geliyoruz. Muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Yani ne sohbetimiz ne oluyor? Sohbetimiz Allah ve Resulü üzerine oluyor. Yani dünyavi bir muhabbet etmiyoruz. Onu aldım, onu sattım, o olmadı, bu olmadı. Derdimiz o değil kardeşim. Zaten gün içerisinde, iş hayatında bunları zaten yapıyorsun. Konuşuyorsun. Evinde eşin, çoluk, çocuk zaten ömrünü tüketiyor. Yok çocuğu olanlar okula giden okula gidiyor. Torunu varsa onu okula hazırlıyor vesaire. E ömrü zaten böyle geçiyor. Şurada bir iki saat onlardan diyoruz arınalım kardeşim. Şu Allah muhabbet sohbeti yapalım da şöyle bir iki gün, üç gün, beş gün bizi bu enerji, bu sohbet bir taşısın bizi yani. Derdimiz bu. Allah çok ve çok anın ki umulur ki kurtuluşa erersiniz diyor yani. Derdimiz e kurtulma neden kurtulacağız? İşte demin saydığım o hallerden kurtulacağız yani. Dertten, kasavetten, sıkıntıdan oldu olmadı aldım alamadım sattım satamadım onun oyu var benim yok onun eksik onun fazla ömrümüz böyle geçti ya en azından şu sohbette onları yapmıyoruz yani ve Allah da bundan razı bu sohbet muhabbetten gece gündüz beni anın diyor ya yani. gece gündüz beni anın konuşun diyor biz de onu her an onu anmaya çalışıyoruz. Hem burada sohbet muhabbetle, onun muhabbetini yaparak onun zikrini yapmış oluyoruz. Ve aynı zamanda bize zikrin telkiniyle biz daimi onu anıyoruz. Hem cehri hem hafi. Kalbimiz onun ile Allah der yani. Biz daimi onu anarız. Onunla onu anarız yani. İşte zikir böyle bir şey. Sana daimi zikir telkin edildi yani daimi. Bir kenara çekilip 3 saat, 5 saat böyle bir zikir değil. Daimi, her nefes. Otururken, ayaktayken, yanlar üzerine yatarken onlar Allah'ı zikrederler Ve onlar tefekküre ererler. Derler ki: "Ya Rabbi sen abes kötü bir şey yaratmamışsın." der. Biz de ayaktayken, otururken, yatarken, gezerken, çalışırken her an kalbimiz Allah der, dilimiz Allah der. Elimiz çarda, gönlümüz yardadır bizim. Hani toplum arasında değil Eli işte, gözü oynaşta. İşte o oynaşta bizim gözümüz. Hep o sevgiliyi ararız biz. Hep ondadır gözümüz. Bizim bir sevgilimiz var. Rabbimizdir. Her masarda Rabbimizi görmeye çalışırız biz. Her tecellide onu müşahede ederiz. Ama gene elimiz iştedir. Çalışırız. Ama çalışırken de fail Allah deriz. Bu fiilin de fail Allah deriz. Bizden bu işi yapan da Allah. İşleyen de Allah. Tüm işler Allah'ındır. Kul eliyle işlenir. Emri bari olmadan sanmayın ki bir çöp debreşir. Onun izni olmadan hiçbir şey olamaz dostlar. Sizin işlerinizin tümü Allah'ındır. Bu alemde tüm işler Allah'ındır ama senden benden işliyor işlerini anla artık yani. Allah'ın biz aletleriyiz. Bu aletlerle Allah işlerini yapıyor. Derler ki alet iş yapar, el övünür. Biz aletiz. Biz alet misali iş yaparız, bizden övünen Allah'ın kudret elidir yani. Allah övünür bizden. O kudret elleriyle bizim bütün işlerimizi o halk eder ama biz de aletiz, aletiyle yapar ya. İşte alet diyebilir mi? Ben yaptım, ben ettim. Ya o el yapıyor işte el, kudret eli. O makkabı, o tornavidayı kullanan bir el var. Hadi koy buraya makkabı, hadi yapsın da göreyim. İşte sen de bir aletsin, burada duruyorsun işte bir kudret eli seni kullanıyor, anla artık yani. Sendeki o fiiller Allah'ın fiili. O işi senden yapıyor. Ama sen yapmıyorsun, senden yapıyor. Sen aletsin, masarsın. Burayı anlayacaksın. Fail böyle fail. Mevsuf böyle mevsuf. Mevcut böyle mevcut. Yani alet o değildir. Fakat aletten tecelli eden odur. İşleyen odur, yapan odur. Bunu anlamak lazım. İşte bu alemde öyle bakacaksın, öyle göreceksin. Kendinden de, enfüsünde de, afanda da bu böyledir. Değişmez. Fakat kötü, çirkin şeyler var. E, kesici aletler de var canım. Biçici aletler de var. İşte o celalidir, o keser, biçer. E, o da lazım, hepsi lazım. Doktor, Bina, bir nebze o yönlüğe bakarsan cerrahlar celal sıfatının masarıdır. Kesiyor, biçiyor. Yeri geliyor kolunu kesiyor. Yeri geliyor bacağını kesiyor. Şimdi kötü mü yapıyor bu? Kesiyor. Ya celal mı ona cemal işte kesmese ölecek. Senin gibi pış 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 yapsa acısa oraya bir bıçak vurmasa neşter vurmasa adam ölecek. İşte ona merhamet orayı kesmektir. Bunu anlayacaksın. Merhamet sadece sırtını, başını okşamak değildir. Bazen tokat rahmettir, merhamettir. Bazen kesmek merhamettir. Sen ardın önünü bilmiyorsun. Allah'ın celali de bu alem bu alemde tecelli edecek. Cemali de tecelli ediyor. Ama cemali celalinde gizli. Yo şifa olacak. İlaç acıdır. Ama şifa verecek. Onu içmek zorundasın. Doktora gidiyorsun, iğne vuruyor, canın acıyor. Ama o iğneyi yiyorsun. Niye? Şifa bulacak. Cemal gelecek. Cemal gizli o iğnede. Onun için Allah'ı iyi tanımak lazım. Sakın ola eksiklikle, gediklikle burada fail değil, burada fail demeyin. Enfüz afak, tüm fiilin faili Allah'tır. Sen onu zevk etmeye bak. Farka girme. Bu iyi bu kötü mantığıyla yürüme. Yürüyemezsin zaten. Faili zevk edemezsin. Mevsufu zevk edemezsin. Niye? Daha evvelinde zikrullahın az. Çok ama çok Allah'a zikretmen lazım. Ancak aşk ile bu tecelleri aşabilirsin. Yoklukla ancak bu menzili yürüyebilirsin. Varlıkla, benlikle böyle burada durarak faili zevk edemesin. Kardeşim aşk olacak. Muhabbet olacak. Teslimiyet olacak. Vallahi gerçekten iman olacak. İmansız bu yol yürünemez. Acabalarla bu yol yürünemez. İman da acaba olmaz. Ya mürşide hak bilirsin ya da bilmezsin. Kardeşim bunun ortası yok. Ya Allah'a biat etmişindir ya da etmemişindir. Sen ya Allah'a söz verdin ya vermedin. Başka ikincisi yok, iki ikinci, şık yok yani. Biz Allah'a biat ettik. Mürşidi kamili biz hak biliriz. Biz kelamı haktan dinleriz. O rububiyet sırrının masarıdır. O bizim öğreticimizdir. O bizim eğiticimizdir. O bizim her şeyimizdir. Mana cihetiyle her şeyimizdir o bizim. Onun için iyi işselleştirmek lazım. İyi anlamak lazım. Yoksa böyle sıradan böyle bir yola girmişiz, gidiyoruz, geliyoruz işte bir sosyal etkinlik canım ya işte haftada bir toplanıyoruz. Sohbet, muhabbet. Abi yol alamayız. Alamayız yani. Yani yıllarca bu yolda olursun da yol alamazsın. İstenilen verimi alamayız. O dervişlik sende açığa çıkmaz. Derviş olalım istiyoruz. Allah'ın veli kulu olalım istiyoruz. Onu bilen, tanıyan, ona layık bir kul olalım. Her nereye bakarsak bakalım onu görelim ya, ama onunla görelim. Allah bize göstersin. Allah ötelere bir şey bırakmasın ya Rabbi. Burada bize yaşat bunları. Yaşasın. Çünkü yaşattığı kullar var ya Rabbi, biz de istiyoruz. Biz de talep ediyoruz. Layık olmasak bile ya Rabbi layık olduğun kulların arasına dahil eyle. Biliyoruz eksiğimiz çok, noksanımız çok. Layık da olmayabiliriz ama bize acı merhamet eyle. Bu yoluna getirmişim bizi. E bizi de burada boş çevirmez Rabbimiz ya merhametsiz değil yani. Bizi buraya getirdiyse, yoluna koyduysa Allah bizi seviyor. Şüpheniz olmasın dostlar. Allah bizi seviyor. Bu sevdiğine delalettir işte. Gönlünde muhabbet var ise, dilinde zikri var ise ey Allah sevdiğin kuluna adını dolar. Sevdiği kuluna gönlünü, aşkını, muhabbetini koyar. Sevdiği kuluna bu muhabbetleri sevdirir. Allah muhabbetini sevdirir yoksa vallahi gelemezsin. O zaman otur haline ağla. Ya Rabbi ne oldu bana? Düne kadar koşarak sohbete gidiyordum. Bugün niye gidemiyorum? Ne oldu bana? Demek ki bir arıza var. Allah'tan uzaklaşıyorsun. Sevgisinden uzaklaşıyorsun. Gönlünden düşüyorsun. Dikkat et. Sakın ola. Bir yerde arza varsa tespit et. Hemen sirkelen, tövbe istiğfar et. Hemen zikrullaha sarıl. Ya Rabbi ne yapıyorum ben de. Ya Rabbi affet beni o muhabbeti tekrar ara. Çünkü sen daha evvelden koşa koşa geliyordun, gidiyordun. Ne oldu? Ha şartlar yoktur. İmkanlar, Allah seni biliyor zaten. Gönlün burada, bedenen, cismen burada değilsin. Hiç sorun değil. Yine sen Allah'la berabersin. Ama imkanın var. Şartların müsait. Ama ya gene gideceğiz aynı muhabbet falan. Evet işte yavaş yavaş sen uzaklaşıyor kardeşim. 20 yıldan beri bu muhabbetin içerisindeyiz dostlar nacizane. Bir gün demedim ya bugün günde ne muhabbeti ya. Dedittirmedi ya Rabbim yani. Dedittirmesin de. Koşa koşa gittik ya. Sevdirdi Rabbim bize bu muhabbeti. Yeterli mi? Değil. Daha çok sevdirsin inşallah yetmez. Daha çok sevelim. Daha çok, daha. Sevgiden zarar gelmez dostlar. Onun için şurada bir avuç insan bile toplanmamız Allah'ın sevdiği kullarıyız biz. Burada olamayıp da gönlü burada olanlar da Allah'ın sevdiği kullarıdır. Gönlü burada ama gelememiş imkanı yokmuş, şartları müsait değilmiş veya işi gücü başka bir yerde olmuştur. Rahatsızdır, hastadır. Ama gönlü burada. Tamam o burada zaten. Orada onlar burada. Gönülleriyle, manalarıyla buradalar. Onun için Allah onları da seviyor. Ya. Asıl olan zaten Gönülden bağlanmaktır. Gönül. Gönül vermektir. Onun için ehlullahın biri öyle diyor yani. Başlarının secde ettiği gibi keşke diyor. Keşke tabi belamette yoktur ama keşke diyor gönülleri de secde etseydi başları, bedenleri secde ediyor ama gönülleri secde etmiyor. Ya. Yine Ehlullah'ın biri bir gün camiye gitmiş, namaz ona kıldırmışlar. Demişler, imameti sen yap. Eyvallah demiş. Secdeye kapanmış. Kapanmış ama bir türlü kalkmıyor. Herhalde diyorlar, imam ya rahatsızlandı ya da vefat etti ya. Kalkmıyor. Birisi böyle bir iki dürtüyor. Bir bakıyor. Ne yok. oldu diyor ya? Ya biz dedi korktuk diyor. Yani sana bir şey oldu falan. Yo diyor. Se secdedeyiz işte. E ettik ya diyor. Epeyden beri. E bekliyorum secde edesiniz diyor. diyor. E hocam diyor yani hepimiz secdedeyiz. Yok yok. İçinizden bir tane secde eden yok. Diyor. Bekliyorum birisi secdesse de kalksak. Bedenen secde ediliyor ama gönülden gerçekten secde eden yok. Yani bedenen burada da olabiliriz, başka yerlerde de olabilir. Asıl olan gönül secdesidir. Yani. Gönülden iman. Dediğim gibi gelemeyebiliriz ya gidemeyebiliriz yani imkanın yoktur. Biliyorum ki imkan olsa koşa koşa gelecek. Biliyoruz yani. Ama biliyorum gönlü burada. Ne kadar güzel. İşte gönül secdesi bu dost. Gönülden bağlanmak, gönülden sevmek. Ya ha, Bazen de dibinde olur. Hiç. NATO mermer. Onun için Resulullah demiş ki, Yemen'deki yanımdadır, yanımdaki Yemen'dedir. Allah böyle olmaktan da bizi muhafaza eylesin. Ama biz biliyoruz ki burada hem bedenen hem gönülen buradasınız. Buradayız. Çünkü haliniz, yüzünüz, duruşunuz bunu gösteriyor zaten. Allah sizden razı olsun yani. Allah sizden memnun olsun. Allah gönlünüzün bütün hayırlı emellerinizi, gönlünüzün muradını versin. Hayırlı olanı versin inşallah. Verdiği hayırlıdır, vermediği de hayırlıdır. Vermedi diye de isyan etmeyin, o da sizin hakkınızdan hayırlıdır. Niye olmuyor diye isyan etmeyin. Niye oldu diye de elinizden itmeyin yani. Olanda hayır vardır. Olmayanda da hayır vardır. Nereden biliyorsun? Kendinden biliyorum yani. Her olanda bir hayır var. Sabredin, sabrın sonu selamettir dostum. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah salihlerle beraberdir. Salih kullarından eylesin bizi. Aşık kullarından eylesin bizi. Allah yardımcımız olsun. Ne diyelim yani Allah de avaz eyle diyor ten kafesini çak eyle. Murgu ruhunu azad eyle. Seyran eylesin enfüs afakta. Allah diyelim dostlar. Her gördüğümüzde Allah diyelim. Tanışalım ya. Şu Allah'la tanışalım. Yıllardır tanışmaya çalışıyoruz. E, görüşüyoruz ama tanışıyor muyuz bilmiyorum hani. Diyor ya görüştük ama tanıştık mı yani? Görüşüyoruz tamam. Yani çarşıda, pazarda, orada, burada bir yerlerde görüşüyoruz bir şekilde birileriyle, eşle, işte, dostla. Ama diyorum bak yıllardır görüşüyoruz. Hadi e, tanışabildik mi? Sen kimsin, ben kimim ya? Yani? Onun için Yunus Emre diyor, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Tanışmak, Allah'la tanışmak, Allah'la bilişmek, o zaman işi kolay kılarsın. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalma. Evet. Evet. Kadir Baba dostlar destur peer'e efendi ne güzel buyuruyor gelin tanış olalım işi kolay kılalım. E bu muhabbetler, bu sohbetler hep tanış olmak için. Büyüğümüzde varlığımızdakini tanıyıp onunla hemdem olabilmek. Sohbetin başında da buyurduğu gibi daima hepimize bir özlem vardır. Özlemdir. Bu özleme giderken dağılanır, özlemden dönüşle dağılanır. Gurbet yaşayanlar bunu daha iyi bilir. Annesi babası gurbette ise bir izin alıp yaz tatiline gideceği zaman Başlar gideceğim hüzünle ağlamaya. Bir de tatil bittikten sonra dönüşte yine ağlar. Daha çok hanımlarımız. O da ayrılıyorum diye ağlar. Yine hüzün başlar. Biz de bu sohbetlere gelirken, bu hüzünle aşkla, muhabbetle gelir isek yani hüzünlü ortamı yaratacak tefekkürümüzle zikrimize gelirsek, burada sohbette aldıklarımıza, Efendimiz'e bildirdiklerini azmetmeye ve dönüşe yine hüzünle gideriz. O hüzünle tekrar kavuşacağımız içindir. Bize verilenleri tefekkürümüzde canlandırıp büyütebiliriz isek. Sonuçta bize bildirilen, anlatılan nedir? Bizi bize bildirmek. Bizde var olanı bilmek. Bizdeki var olana iman edebilmek. Bunların tarifleri var hep bize veriliyor. Zikrullah'tan tutun ki yürüyüşün devamı kadar. Belli bir noktaya geleceksiniz. Yer yaşantı mücadeleler geçecek aklınıza. Sanki ben daim bu sohbette, bu varlık içerisinde, bu göze bakıyormuşum gibi olacak. Bunu yaşayabilmek kolay değil. Ama zor da değil. Burada tek bir şey vardır. Efendilerin bize terkin etmiş olduğu rabıta, meratip üzerine durmamız gerekiyor. İdrakımızı daima o yönde açık tutmamız gerekiyor. Muhatabımızı bilerek muhatap etmemiz gerekiyor. Sohbette veya ahkam değiştiği zaman bırakmamamız gerekir. Onu daime sokabilmek. İşimizde, gücümüzde, verilen zikirde zaten bizde daim zikir vardır. Bir de daim namaz boyutu vardır. Bunların hepsi belli bir yer geldikten sonra başlayacaktır. Şimdi biz beden abdesti nasıl alınıyorsa ruh, gönül abdesti almaya çalışıyoruz. O abdest boyutunda bize nasıl alınacağını tarif ediyor. Yeter ki biz o yolda yürümeye gayret edelim. Abdestimizi almaya çalışalım. O abdesti aldıktan sonra bir daha bozulmaz. Tövbe ve istiğfarımızı başımızdan geçen olumsuz diye düşündüklerimize hemen tövbe ve istiğfar getirelim. Yani bize rabıtamızı yani Rab diyeyle tutturan Rab'lık buradan hiç çıkartmayalım. En ufak bir şekilde onu oynatalım, kendimize gelelim. Ki kendimizi bilirsek bakışımız, görüşümüz duyuşumuz her şeyimiz, muhabbetimiz. Bizler de kullandığımız bütün alet edevatları alet olarak bizler kullanırız. Yemek yaparken, mutfakta kullandığımız. E, alet övünür, iş yapar. Alet övünür deniyor. Demek ki yapan yaptıran bir şey var. Bunlar hep yakına getirelim, uzaklaştırmayalım. Ha, buradan da yapan varmış diyelim. Ondan sonra onun aşkıyla, muhabbetiyle yapalım. Ki o zaman yaptığımız her şeyde muhakkak ki bir tat vardır, güzellik vardır. Sonucunda da eser ise çok güzel bir şeyler ifade eder. Nasıl bize efendi iki eli arasında yoğuruyorsa her şeyle teslim olalım. Biz yoğurulmayalım diye direnmeyelim. Kendimizi bırakalım. Yoğursun. Bazen su da atar. Bazen hamuru nasıl yoğururken vurulur, yumruklanır. Hepsini yapar. Vakti saati geldiği zaman yapıyor onları zaten. Ama biz hemen dönüp nerede neyimiz var, neremiz sert, neremizdeki şeyi kırıyor acaba diye onlara bakalım biz. Onlara bizim aklımıza gelen şeyler hep bilen, gören bizden kaynaklanır. Bir şeyi kusur bulma, Orada kusur yoktur ama sende o vasıf olduğu için sen onu görürsün. Kusurlu olan yine biziz. Karşı taraf değil. Bütünden bakabilmek her şeye. Zaman çok hızlı geçiyor. Pandemi dendi. Neredeyse onun üzerinden normal hayata dönüşte bir altı ay gibi bir zaman oldu herhalde. Geçiyor daima. Akıyor geçiyor büyüklerimiz vardı. Sırasıyla yolluyoruz onları. Vakti gelen gidiyor. Yerleştiriliyor. Nereye yerleştiriliyor? O ayrı bir şey. Sonra da o şeyini güzelleştirmediyse mezarını artık taşlarla güzelleştirmeye çalışıyoruz onların. Ya taştır, mermerdir, şimdi granittir, güzel yazılarla. Mesela onun dışındaki yapılması gereken şeyi içerideki güzelliğini sunması lazım. Biz de öyle olmayalım. Biz güzelliğimizi bu hayattayken, yaşarken bize bildirilen hakkın varlığıyla süsleyelim ki nazarında hep o olsun. Biz de o idrak, o, o yaşayalım, geçelim. Bugün hepimiz birer ferttik. Kızdık, erkektik. Sonra çoğaldık, eşlendik. Daha sonra evlatlar oldu, emanetler. Daha sonraki aşama teker teker gitti. Sonuçta iki kişi kalıyor, sonra yine teke düşüyor. E, Yaradan bize soracak, sen benim için ne yaptın? Biz sayalım, evlendik, çocuk tamam o senin için yaptım. benim için ne yaptın? Onların hiçbiri bizi kurtarmayacak. Biz kendimize ne kadar vakit ayırabiliyoruz. Hep evlat, torun, onu bunu dünya şeyini düşünmekten ne kadar hususiyete geçtik. Biraz kendimizi düşünelim, kendimizdekini düşünelim. Hizmeti yap, o ayrı bir şey. Ama hizmeti yapan odur. Onunla beraber tekabülen yaparsın ona. Ben yaptım şeyinden çıkarız o zaman. O zaman daha aşkla, şevkle yaptırır bütün hizmetleri. Hizmetsiz hiçbir şey yoktur bu alemde. Herkesin bir hizmeti var. Herkes insana, insana hizmette. Bugün yediğimiz gıdalardan oluşumundan çiftçinin toprağa ekmesinden tutun fırıncıdan geçiyor. Sonra üreticiye geliyor, tüketiciye ulaşana kadar hep belli bir sinsileyi seyrettiriyor. Biz bu sinsile içerisinde neresindeyiz? Diğer avam gibiysek aman ya Rabbi. Ama bir farklılık varsa yaptığımız hizmet hakka hizmet diyebiliyorsak muhatabını biz olup onunla alışveriş yapıyorsak onunla olduğumuz zaman zaten ister istemez yüzümüze bir tebessüm ortaya çıkar. Ona istinaden karşıda bir tebessüm gelir. Bu karşılamadır. İş hayatında da öğretmenlerin, öğrenciye diyaloglarında da aynı şeyler geçerli. Bir yere surat asık girmek başka, tebessümle gülerek girmek başka. Hemen ahkamı yumuşatırsın. Oraya bir pozitif enerji verirsin. Çünkü oraya sendeki hakla beraber giriyorsun. Efendimizin buyurduğu gibi edeple başlayacağız, edeple devam edeceğiz. Ondan sonra da yahu dedirtirebilirsek kendimize bütün mesele bu. İnanın ben bu yaşıma kadar geldim. Hiçbir zaman benim dediğim olmadı. Herkesin kendi projesi, düşüncesi vardır ama sorgulasın kendisine. Hiç kimsenin düşüncesi o olduğunu zannetmiyorum. Ama bakıyorsunuz dışarıda avamca düşünüyor, avamca yaşıyor ama muhabbete girdiğiniz zaman ister istemez ondaki o hak yönünü buluyorsunuz, yakalıyorsunuz. E diyorsun, yaradan bu sebepten dolayı buna dünya varlığını vermiş. Onlar da çıkıyor ortaya. Çok farklı düşüncelerle içerisindesiniz. O yüzden özden bakmaya çalışalım, suretten çıkalım. Her şey bizler için. Yaşanmadan hiçbir şey öğrenilmez. Bu yolda yürüyüşte de tecellilerle karşılaşacağız, yaşayacağız. Yaşadığımız için de konu itibariyle tecrübemiz artacak. Seyir bakışımız görüşecek. Değişecek. İnşallah birbirimizin gayreti, birbirimizi dürterek, uyandırarak böyle yürüyeceğiz. Düşe kalka. Düşe kalkmadan yürümek yok. Düşe kalka. Yeter ki yolda üzerinde olalım biz yoldan fazla sapalara girmeyelim. Yolda olursak Arif abilerimizi geçerken efendiler görür bize. Hadi kalk destek olayım der, yürüteyim de. Ama sapaya girersek kimse sapaya girmez. Orada helak olur gideriz. İnşallah gelenler, gelemeyenler olabilir. Ama niyet önemli. Çabası önemli. Germeye gayret ediyor mu? Etmiyor mu? Veya aa, başka bir şey var. İkinci planda mıyız? Üçüncü planda mıyız? Bizim burası öncelik. Yok. Sıralamaya bile girmez. Direkt ilk düşünce. Şu akşam şu varsa budur. Dünya şeyinden gelen her şeyi elimizin tersiyle etmemiz lazım. Ha, eksiten şeyler olabilir. O ayrı rahatsızlık olabilir, hastalık olabilir. Şehir dışına gitmiştir, gelemiyordu. Bir takım etkenler olabilir. Ama mücadele etmesi önemli olan. Mücadele edelimiz, çabalayalım. Takdir edecek olan takdir eder. Veya bir misal vardır ya. Nasrettin Hoca'nın herkese söyler karşıdaki çınar ağacını gel yanıma gelecek. Herkes toplanır. Çınar ağacına seslenir. Gel ey yanıma der. Gelmez. Üç sefer seslenir. Gelen halk da bakar. Gelmiyor. O zaman gelmiyorsa biz gideriz. Sende o gönül, o istek arzu varsa sen gidemesen de efendiler, arifler, dostlar gider yan sana. Yeter ki istemesini bilelim talep etmesini bilelim. Kimden talep edeceğimizi bilelim. Ondan bundan değil. Biz artık şeylerden çıktık. Hayalden çıktık. Mutlaktayız. Rabıtamız, zikrimiz daim olması gerekiyor. Onu vurduracağız darbe zikri. Vurdurmazsak içerisi oynamaz. İçerideki bütün azalarımızı titretmemiz lazım şartlar gereği bu sıralar pek yapamıyoruz onu. Ama bunu siz evlerinizde talim edin. Şey yapamıyorsanız yardım isteyin. Bu zikri, darbi zikri, bizim hususiyetimiz olan zikri yapmamız şart. İdrakımız, düşüncemiz artacak. Bir vücut olarak yapacağız. O atmosferi vücudumuzda o konumunu oluşturmamız gerekiyor. Onu oluşturduktan sonra zaten isterseniz istirahat uyurken, istirahat halindeyken bile zikir daima yaparsınız. İşinizdeyken de o içeriden vurdurur. İşte yani işte o zaman seni uyanık tutar. Öbür türlü sağdan soldan bir şey. Uyumuşsun zaten. Ne uyandıracak seni? Burada her kelamın çok büyük önemi vardır. Her anki sohbetin anlamı çok büyüktür. Yeter ki biz o sohbeti gerçekten dinlemeye çalışalım. Özen gösterelim. Aşkımızdan aşk katalım. Aşkımızı diriltelim. Bizi ne diriltiyorsa. İlahiler mi? Gelmezden evvel aç evde, radyonda, YouTube'unda ilahileri dinle. Kendini hazırla. Bugün sporcular, sanatçılar sahneye veya yarışa girmezden evvel kendini ıstırlar, hazırlarlar. Daha öncesinde antrenman yapmışlardır. Biz yapıyor muyuz acaba böyle bir antrenmanı çalışmayı? Zorlayalım kendimizi dostlar. Hayat zor. Ama sağ ayağın atınca Allah 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 diye başladığımız zaman o oh, bütün yorgunun hastalığın her şeyin gider. Efendilerden şahit olmuşuzdur. Yorgundur, bitkindir, rahatsızdır bedeni olarak. Sohbete gittiğimde hemen dirilir efendim benim. Kalkar hemen dökülmeye başlar. O oh, der bende hiçbir şey yokmuş ya der. Bize bize bildirmek için yapıyor o gayretler o şeyi. Çünkü orada zuhur eden belli. Açığa çıkıyor orada. Bu açığa çıkanı gör. Tanı. İnşallah mücadelemiz olacaktır bunlar. Devamlı mücadele. Yoruldum yok. Bittim yok. Bildim hiç yok. Efendi buyurduğu gibi. Kabul görürse görür, görmezse alır cebimize koyarız. Bu kadar. Her kelam, her sohbette dinleriz. Nereden o sohbetin edildiğini inşallah bilmeye gayret ederiz. Sizlerin bildiği gibi. Böyle dostlar. Güzellikler hep burada orta namazla. Bunun bir daha telafisi yoktur. Kazası yoktur. Biz burada namazımızı eda edelim. Namaza daim katılmaya çalışalım. Arttıralım inşallah. Evet efendim. Allah razı olsun. Gönlümüzü hoş ettin. Sağ ol, var ol. Evet dostlar. Allah razı olsun sizden. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bu akşamlık da bu kadar olsun. Azımızı çoğa sayın. Yine görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Subhan rabbike rabbil izzati amma ve selamun aleyhi mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Allah.